Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur beyim. Beyim, ben bir emriniz yoksa gideyim. Otur Cumali, bir çay içelim. Hemen söylüyorum. Gel bakalım. Şu bizim konağı satın alan Çıracızadelerin Azeli Hanım var ya, onu bir soruşturmanızı istiyorum. Hayır mı? Bir musibet mi var usta? Var mı yok mu onu anlayacağız. Sen hele bir soruştur. Yalnız bu meseleden kimsenin haberi olmasın. Bilhassa Kamuran'ın. Evet. Allah aşkına. Cumali. Ne var ne yok? İyiyiz beyim. Yaramazlık yok çok şükür. Epey oldu oturup bir lafın belini kıramadık seninle. Başın yeterince kalabalık beyim. Eskiden ne çok oturur ne çok konuşurduk değil mi? Çocuklar büyüdü, dert de büyüdü. Allah başka dertlerini göstermesin. Amin. Yusuf nasıl? Yusuf nasıl olsun, iyi. İyi adam lafının üstüne. Seyfettin Bey'im. Hayrola Yusuf? Besime Hanım'ı hastaneye bıraktım. Bir şey mi oldu? Yok, Besime Hanım iyi. Neriman Hanım sağ tarafına inmeymiş, haber ver dediydi. Kamran beni iyileştirebileceğini söyledi. Tek umudum. Yoksa yaşamak istemiyorum Besim. Deme öyle. Allah ömür versin. Oğlum iyileşeceksin demişse iyileşeceksin demektir. İnşallah. Sen çok konuşma. Su ver bana. Neriman Hanım. Merhaba. Sıhhat vekaletinden geliyorum. Müfettiş Bey'le görüştüm. Durumunuzu izah ettim. Eğer şikayetçi olursanız dosyanızı incelemeye alacaklar. Şikayetçi olmak mı? Kamran'dan şikayetçi mi olacaksın? Neyse. Ben vazifemi yaptım. Bundan sonrası size kalmış. Neriman. Fethah Bey, Kamran'ın bana yanlış tedavi uyguladığını düşünüyor. Eğer oğlum şikayet ederse mesleğinde ne dersin? Konağı geri alabilmek için Kamran tefeciye borçlandı. İşine ihtiyacı var Neriman. Şikayet edersen onu mahvedersin. Başını yakarsın. Hepimizi yakarsın. Kamran benim hayatımı kurtardı. Niçin şikayetçi olayım? O iğneleri yapmasaydı çocuğunu da ben de yaşamıyor olurduk. Bu ne? Gülce hiçbir şey dokunmuyorsun. Tamam mı? Tamam. Gel bakayım sen buraya. Bak. Şimdi babaya bir öpücük ver. Burada oturuyorsun. Ve hiçbir şeye dokunmuyorsun, tamam mı? Tamam. Bak, bu sandalye dönüyor. Murat Bey, ben Merkez Hastanesi hekimlerinden Gülerzade Fettah. Hastanemizde cereyan eden nahoş bir vukuatı bildirmek için geldim.
Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Siz devam edin Fettah Bey. Çok affedersiniz. Siz devam edin, ben dinliyorum sizi. Hekimlerimizden biri. Kamran Bey. Hastasına yanlış tedavi uygulayarak ciddi bir hasara sebep olmuştur. Kamran. Ben bu ismi nereden biliyorum? Daha evvel kan transfüzyonu. Şu olayla hekim. Kendisiyle bir türlü tanışamamıştık. Demek siz vesile olacaksınız. Mekteplinin haberi var mı? Bugün söylemek için yanına gittim. Arkadaşlarıyla şakalaşıyordu. Gülüşüyorlardı, o yüzden hiç bozmak istemedim keyfini. Bizim dertlerimizle yeterince boğduk zaten onu. Neriman şikayetçi olmayacağım demiş ama Besime Hatun yine de evham yapıyor. Sağ solu belli olmaz onun diyor. İşin aslı ben de biraz tedirginim. Tedirgin olma baba. Neriman benden şikayetçi olmaz. Yani en azından zarar vermek istemediğimi bilir. Ya da şikayetçi olursa da olsun. Kimseye verilmeyecek hesabım yok benim. Muhakkak öyledir evlat da. Bir sürü borcu harca girdim. Şu adamlardan aldığımız parayı geri mi versek? 2-3 günlük faiz neticede. Öderiz elbet. O para konağın. Feride'nin güvencesi o baba. 18, 19. Belim büküm, kolum koptu valla. 30 dedi Kamran, 30 kere yapacaksın. Az soluklanayım hele. Ört üstünü. Hayırlı akşamlar. Yemek getirdik size. Zahmet etmişsiniz. Besime de getirmiş, ben yedim akşam yemeğimi. Meyve filan da koyduk. İyice çıkar. Karpuzdan yerim aslında biraz. Yemesen. Canım istemiyor zaten. Ay olur mu öyle şey? 2 lokma ye bari. Yemeyeceğim, sağ ol. Beyce kes. Sen 2 canlısın. Tuvalete zor oluyor da. Vallahi senin bu halini görünce yani vicdanları sızlamadan nasıl beraber olacaklar merak ediyorum doğrusu. Kim? Aman canım, benimki de laf işte. Ben de duyayım o lafı. Kimsenin günahını almak istemem ama senden kurtulmak Kamran Bey'in çok işine gelirdi. Kamran öyle birisi değil. Asla bana zarar verecek bir şey yapmaz. Feride Kamran Bey'den senin yüzünden ayrıldı. Beyimizin de Feride'ye olan zaafı malum. Aşk insana neler yaptırmaz ki? Yerinde olsam şikayetçi olurdum. Mesleğinden men ettirirdim onu. Cezasını çeksin diye elimden geleni yapardım. Korkma Neriman. Sen sahipsiz bir kadın değilsin. Onca hengamenin içinde konuşamadık. Azelya Hanım nasıl? Bulunmuş mu hırsızlar? Yüzlerini seçememiş ki. Sen gece orada mı kaldın? Çok korkmuştu. Benden rica etti, ben de kaldım. Siz ne zaman geldiniz? Az evvel. Yemek getirdik. Açsanız. Yok değilim. Hasta ziyaretinin kısası makbuldür. Hadi Beyce. Sağlıcak bakalım. Yarın yine uğrarım.
Şikayetçi olacak mı sizce? Desaretlendirilmeye ihtiyacı var. Kamran'a çok güveniyor. İsterseniz Feride'yi salalım üstüne. O zaman kesin şikayetçi olur. Katiyen. Feride bu oyunun dışında. Onun kılına zarar gelsin istemem. O kadar pisliğin içinde tek masum kalabilen o. Aynı kardeşim gibi. Bu ilaçları düzenli kullanmanız lazım. Sabah aç karnına bir kaşık, akşam aç karnına bir kaşık. Sağ olun hekim bey. Geçmiş olsun. Sağ olun. Tak tak. Azeli Hanım. Şu hanımı beyi kaldırsak artık aradan. Nasıl istersen. Sana fevkalade haberlerim var. Orta sayfaya bak. Neriman Hanım gibi hastaların tedavisinde %100 başarı elde etmiş Avrupalı bir hekim. Ben bu makaleyi okuyayım o halde. Yazışma adreslerini de aldım. Sormak istediklerin varsa mektup yazabilirsin. Sağ ol. Ne ikram edeyim? Çay mı kahve mi? Öyle çayla kahveyle geçiştiremezsin. Piknik isterim. Piknik? Evet. O halde borcum olsun. Olur. Ne yaptın? Düşündün mü? Neyi? Kamran Bey'i şikayet edecek misin? Sen niçin bu kadar çok ilgileniyorsun bu meseleyle? Kamran Bey konağı geri almaya çalışıyor. Ben de kadın başıma karşısında duramıyorum haliyle. Cebren Bey hileyle sana yaptıklarını düşündükçe hele. Korkuyorum Neriman. Yolundan çekilsin istiyorum. Hem sana da dediğim gibi bu yaptıkları yanına kar mı kalacak? Şikayetçi ol. Hakkını ara. Benim için endişelenmene gerek yok. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hemşirelerden neyin bir oda isteyek de az bir şey belim içine ha? İyi, hasta olmazsan iyi. Oldum zaten, olacağım mı kalmış? Bu yaştan sonra başıma gelene bak. İnsan eti çok zor beyce. İnsan eti ağırmış hakikaten, yoruk yoruk yoruyor insan. Ne başı duruyor ne götü duruyor. Bir de aksileşti sorma. Bak. Hep cırnak cırnak. Ne yapacağım ben bu kadınla bilmiyorum valla. Senin tez elden yeni bir ev bulman lazım. Bu saatten sonra kim alır ben? Dur Kibarcığım. Biz seninle ne olursa olsun ayrılamayız Kamran. Ben sensiz yapamıyorum. Olmuyor. Ben de sensiz yapamıyorum. Can şenliğim. Delir içelim benim. Günahınla, sevabınla, şefkatinle, şiddetinle, her şeyinle kabulümsün. Ben senden vazgeçmeyeceğim. Ben de zaten hiç vazgeçmedim ki senden. Kamran Bey. Kamran Bey. Kamran Bey. İstediğiniz gibi Neriman Hanım testleri yapıldı. Ağrım var diyor bugün. Ben bir şey vermedim kendisine. Tamam, evvela ben bir bakayım. Ondan sonra verilmesi gerekenleri sana söylerim. Thank you.
Günaydın. Bugün hava güzel değil mi? Öyle özledim ki güneş. Güneş olsun mu adı? Neyin adı? Çocuğumuzun. İçim bir tek onunla ısınıyor. Güneş. Güneş, güzel isim. Acaba ona layıkıyla annelik yapabilecek miyim? Bu halimle bir çocuğa nasıl bakacağım ben? Kendime bile bakamazken. Bu kalıcı değil Neriman. Düzgün tedaviyle geçecek. Sana inanıyorum Kamra. İnanmak istiyorum. Kamra. Ben olsam da olmasam da çocuğumuza sahip çık. Güneşim sana emanet. Ne olursun onun rızkını sağda solda heba etme. Nereden çıkıyor bu laflar Neriman? Büyük bir borcun altına girmişsin. Seni alakadar etmez. Yakında baba olacaksın. Kazancını dikkatli kullanman gerekiyor. Sana hesap vermeyeceğim. Feride için değil mi? Feride için konağı geri satın alacakmışsın. Evet, Feride için. Ben sadece Feride için yaşıyorum, anlıyor musun? Ben ne olacağım? Sen yoksun Neriman. Sen yoksun. Hala bunu anlamıyor musun? Sadece Feride var. Ben bu hayatta ne yapıyorsam sadece Feride için yapıyorum. Sen hala göremiyor musun bunu? Sadece parmağımla değil, ruhumla da. Ben sadece onun nişanlısı Kamran olarak varım. Görmüyor musun? Gece yine sürecek miyiz? Parlovar'da ziyaretçiniz var Matmazel Feride. Mersi Masör. Abla, burnumda tütüyordum valla. Kalp kalbe karşıymış. Nasılsın? Konuk ailesi nasıl? Sana bir iyi, bir de kötü haberim var Feride. Evvela iyi olanı alayım o zaman. Beni Yusuf'a isteyecekler. Sahi mi? Çok sevindim. Tebrikler. Ben tahmin etmiştim zaten. Cingöz. Diğer haber ne peki? Neriman'ın sağ tarafı tutmuyor. İnme gelmiş. Ya. Yazık kadına. Hanımım yemezsen ilaç içemezsin. Yemen lazım hadi. Yersem de lazımlık dayanmıyor. İstemiyorum. Canın sağ olsun. Ne yapacağız, çekeceğiz. Hoşuna gidiyor değil mi beni böyle aciz görmek? Ne yapacağım ben bu kadınla? Bilever. Baktım uslandım vallahi. Allah canımı alsa da kurtulsam. Ne oldu? Ağlama. Gel bir yüzünü yıkayalım istersen.
Sen gir, ben ilgilenirim. Gel. Sirk görmeye gelmişsen yanlış gelmişsin. Ya ben geçmiş olsuna gelmiştim. Sen onu külahıma anlat. Benim ailem, ahbabımız, tanıdığımız, kim olursa olsun, bize ne yapmış olursa olsun zor gününde yanında olmayı öğretti. Keşke yetim çocukların hakkını yemenin günah olduğunu da öğretselermiş. Ne demek istedin? Kamran seni memnun edebilmek için konağı geri almaya çalışıyor. Tefeciye borç yapmış bu yüzden. Biz o meseleyi konuştuk. Benim Kamran'dan hiçbir talebim, hiçbir beklentim yok. Biliyor. Demek onun hala senden bir beklentisi var. Umut veriyorsun çünkü. Ona döneceğini biliyor. Hala parmağından yüzünü çıkartmadı. Fakat ne yapabilirim? Uzak duracaksın ondan. O kadarına karışamazsın. Biz Kamran'la birlikte büyüdük. Her şey bir yana. Akrabayız biz. Ben diyeceğimi dedim. Kamran'ı kendinden uzaklaştırmazsan onu senden vazgeçeceği yok. Bu işi kestirip atmazsan Kamran'a zarar verirsin. Beli silahlı adamlara borcu var. Meslek hayatı ağzımdan çıkacak bir çift söze bakıyor. Borcunu ödemezse başına gelecekleri tahmin edersin. Ya Kamran'ı bırakırsın, ya Kamran'ın hayatını bitirirsin. Ben biliyorum ki zaten siz ayrılamazsınız. Komşu. Feride. Ne var be? Bir kitap okutmadınız. Ey Kamran Bey, geldiysen 3 kere vur. Beni istemediğini söylemişsin. Ders verdiğin çocuğun babasına! Kamran işe devam edebilmem için ayrıldığımızı bilmesi gerekiyordu. Sadece iş için miydi? Sadece iş için mi?
Ne demek istiyorsun sen? Ne ima ediyorsun? Adamdan gelen hediyeleri kabul ediyorsun ama. Bu iş için mi? Bu ne iş? Ne bu? Ne? Ha? Seni alakadar etmez. Eder! Feride, bir daha gitmeyeceksin oraya. Bu velespiti de alacağım. Herifin kafasını atacağım. Ders vermeyeceksin. Bir daha görüşmeyeceksin. Kamran, sen kiminle görüşüp kiminle görüşmeyeceğime karar veremezsin. Sen benim hayatıma karar veremezsin. Karışma benim hayatıma. Anladın mı? Uzak dur benden. Durmuyorum. Durmayacağım. Bitti Kamran. Bitti. Seni istemiyorum artık. Kendime yeni bir hayat kuracağım. Kurduğun hayatı gördük. Adamın sana dokunmasına izin veriyordun Feride. Evcilik oynuyordunuz. Evcilik oynuyordum, evet. Kuracağım yuvanın provasını yapıyordum. Ne dedin sen? Duydun? Murat Bey ile evleneceğim. Senin geçtiğin bir düş görürsem gözlerimi kurşuna dizsinler.